Başkan. Bir dakika dur. Size eşlik edecekler. Size müzeyi tanıtacaklar. Akabinde mezarlığı, bizim bir açık hava müzemiz var arkadaşlar. Onu da gezdirecekler. Erken kılıç, geç kılıç. Şeye doğru kendi yapıp bunlar eser yok. Kim acaba? Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Bahsedince vatandan öncelikle burada bugün sizlerle bu anı yaşamaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Belki daha yakın yerlerde, daha yakın coğrafyalarda, daha az külfetlere katlanarak yapabilmek varken siz bulunduğunuz memleketten yaklaşık 1400 kilometre uzakta bir memlekette burada şu an bizlerle berabersiniz. Bu gerçekten insani olarak çok kıymetli bir şey. Ben her birinize hem teşekkür ediyorum hem her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizler için veya sizler için belki çok ufak görünen bu hadise buradaki kardeşlerimiz için çok çok değerli. Ben eminim bu günü ömrü boyunca hiçbiri unutmayacak. Yıllar sonra kendileri bizlerin yaşlarımıza, bizlerimizin konumlarına, bizlerin makamlarına geldiğinde bile bugünü anlatacaklar. İleride bizlerin yaşlarına geldiğinde bu devlete, bu millete bizlerden daha iyi hizmetler edecekleri pırıl pırıl bir gelecek diliyorum. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ticarete gerçekten bu konuda minnettarız. Bu projeyi ben 7 yıl önce ticarete üye oldum. Sayın Başkanımız böyle bir sosyal sorumluluk projesini bize anlattı. Urfa'yı bana anlattı, Ağrı'yı anlattı. Biz bu projeyi neden bitse yapmaya diye biraz istemedim başkanıma. Hemen devreye girdiler, sağ olsunlar. Bütün ekip olarak Bitlis'e geldiler. Hem Bitlis'imizi tanıttık onlara, hem okulumuzun bütün ihtiyaçlarını giderdik. Ve gerçekten gururluyum. Ben de 35 yıl önce bu memlekette öğrenciydim sizler gibi. Okuduk, gittik çalıştık. Şu anda sizlere hizmet etmek için Allah-u Teala bize bu şansı verdi. Gurur duyuyorum. Biz Bitlis'i olarak her zaman sizlere hizmet etmekten onur gurur duyuyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Kardeşlerimden de söz almak istiyorum. Öğretmenleriniz her zaman yanında olun. Eğitime önem verin. Bu arada hocalarımı da atlattım. Çok özür diliyorum. En büyük emekçiler sizlersiniz. Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz ufak bir dokunuş yaptık. Ben genelde uluslararası mecralarda hep konuşurum ama böyle ortamlarda zor konuşurum. Çünkü duygulanıyorum. Şu çocukları görünce onlara dokunmak, onlara destek vermek dünyanın önemli şeyi. İnşallah onlar da bize karşılıklarını verir, ülkeye sahip çıkarlar, en güzel hizmeti verirler. Bu köy okulda inanılmaz etkilendim. Deniz Hanım'la Esra Hanım'a başta olmak üzere bütün yönetime, Ticaret Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim. Nişantaşı Üniversitesi'ne, Beykent Üniversitesi'ne, Z kuşağımıza, bütün bizimle beraber olan, bize inanan herkese teşekkür ederiz. Bu bizim birkaç, yani 60 projeden bir tanesi gibi gözükse her proje birbirinden güzel oluyor. Ben çok duygulandım, çok gururlandım. İyi ki buraya gelmişiz. Bence bir daha da geliriz. Gelin bakalım. Hadi.
Tamam. Van üzerinden, Van Gölü üzerinden İran'a git. Şeyin yok çünkü bugün. Hayırlı olsun. Bakıyor bir diye. Ama seninkin ağacını koymadılar, olmadı. Süleyman'a yanım. Kim bakacak? Su yatıracak, su yatıracak. Hocam biraz daha su koyacak. Allah başlasın. Çek onu. Sen de tut, çek. Maşallah. Biraz da. Teşekkür ederiz. Harika. Çok güzel. Su dökeceğiz.